Evet, bizi kırmaya geldi. Genç Modern Kızlarımızı Rasim Bazı Bağlar'a hoş geldiniz. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Rasim Bey, çok genç yaşlı başlangıçta biliyoruz. Mutlu karar verdiniz. Modern Kızlarımızı olmaya başlayalım böyle. Daha çok büyük konuşalım diyorum çünkü ben. Valla iyi mi yaptın, kötü mü yaptın bilmiyorum. 12 yaşındayken karar verdim bu işi yapmak istediğime. Benim için bir çocukluk hayaliydi yani. Sadece bu işi yapmak istediğimi biliyordum. Hep bunun üzerine evlendim, bunun üzerine eğitimleri aldım. Aslında tam olarak eğitimi tanımlamadım. Belki aslında o anda iyi bir örnek değilim ama her gün hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Ben şunu da merak ediyorum. Bir çocukluk anısı var mı böyle? Yani aileden üçüncü kuşak temsilcisiniz çünkü bazı bağlarını hepimiz biliyoruz. Belki böyle bir anınız vardır sizinle paylaşmak istediğiniz diye düşünüyorum. İşte, babama işte modacı olmak istediğimi söylediğim gün dedim ki baba ben Gianni Versace olmak istiyorum dedim. Gianni Versace daha Miami'deki evinin önünde diye vurulmuştu. O yüzden çok kötü bir örnek. O zaman direkt böyle korktu falan. Çünkü hakikaten bakıldığı zaman dünya starlarının artık yani dünya arasında olan modacılara biraz insan ürkebiliyor yani. Çünkü çok daha büyük dünyalar, farklı şeyler falan diye. Bu işi de yapmasaydı muhtemelen şarkıcı olurdu. Bizim hayatımızda var mı? Var. Eğitim de aldım. Eğitimi var karşılıklı. Evet. Evet. Eğitim aldım. Çok kısa, yani yurt dışında böyle 1,5 senelik bir konservatuvar eğitimi aldım. Piyano çaldım küçükken. Şan eğitimi aldım burada falan. Belki bir gün bir arka patlatırım belli olmaz. Neden oldu? 21 yaşında Raşit Batıvalı ilk koleksiyonunu hazırladığında çok büyük olumlu geri dönüşle alınıyor. 21 yaş çok genç bir yaş. Öngörünüz var mıydı? Çok beğenilecek, çok tutulacak. Düşünüyor muydunuz yoksa neydi o öncesi? Yani mutlaka vardı yani şu an dönüp düşündüğüm zaman çok yani bir şey yani bildik yani hani 21 yaşında bir yerine kalkıp bir koleksiyon hazırlaması çok büyük bir cesaret bence yani. Aynen. Ama kendime çok şey yapıyordum, kendime sanırım fazla güveniyordum. Ama yani mutlaka vardı yani o zaman dönüp baktığım zaman hani tereddütlerimiz sadece bence bunlar vardı ama çok beğenildi. 65 parçalık bir koleksiyon yaptım. Çok da fazla değil mi 65 parçalık? Aynen. 55 parçasını hemen sattım. Harika. O adam başarılı olduğunu anladım zaten koleksiyonun. Birlikte çalışmayı hiç düşündünüz mü? Ya da böyle bir koleksiyonunuzda bir Brian Gelinik koleksiyonu da var. Hani babanızda öyle bir desteği oluyor mu? Şöyle, geçen seneki gelinlik koleksiyonunda dedim ki şey yapsın hani onlardan da damatlıklar istedim. Öyle bir defne yaptık. Bu sene tekrar istediğimde biz çok yoğunuz valla uğraşamayacağız falan dediler. Dedim ortaya yalnız isterseniz. Ben yine tabii gelinlik koleksiyonumu yaptım. Ama şey onlar daha fazla kişi özellikle yaptıkları için kardeşimle çok fazla bilmiyorum yani koleksiyon işine fazla sanırım düşünmüyorlar. Evet, bu defne. Aynen. Geri gelmişim izleyelim dedi. Çok güzel. Aynen. Bu defne de yaptık. Hem işte gelinlikler vardı. After Park temsilcileri. Aynı zamanda damatlıklar. Ondan sonra. Bizim için çok duygusal yani. Çünkü babam hani olması çok güzel sondu. Onu aldık çok falan. Çok keyifli, güzeldi yani. Şey mi yapmak? Evet. İstiyorum yani vakitle alakalı biraz bir şey bu sanırım. Bilmiyorum yani yapabilirim belki de ileride ama şu an hiç öyle bir düşüncem yok yani şu anda. Yakın zaman planlarınız da evet, yok. Yok. Peki kumaşların içinde büyüdünüz. Kumaşla ilişkinizden biraz bahseder misiniz? En çok kullanmayı sevdiğiniz, vazgeçemediğiniz bir kumaş var mı? Ya da kumaşı görüp dokunduğunuzda hemen ben bu kumaştan şöyle bir şey hazırlayalım diyor musunuz? Yoksa her şey baştan planlı. Daha önceden tasarlanmış, çizilmiş, sonradan kumaş seçim aşamasına mı geliyor? Nasıl ilerliyorsunuz bu kıyafetleri? Bazen hakikaten kumaşla da yola çıkıyorum veya da modelle yola çıkıp onun üzerine kumaşla beğenebiliyorum. Yani aslında ikisi de oluyor yani. Evet, böylesi kısıtlı. Ama kumaş çok önemli bir şey gerçekten. Yani benim mesela kendi mottom şu, insan her zaman yaptığınız tasarımı eleştirebilir. Ama kumaşınızın çok iyi olması lazım. Yani belki atıyorum bir koleksiyon yaptığınızda
yeni parça koleksiyon yapma bütçeniz var ama ucuz bir kumaş kullanmanız gerekir. Bir tık daha pahalısını alın belki bütçeniz olacak ama 10 parça yapın. En güzel 10 parça olsun. İnsanlar kumaşınıza hiçbir zaman laf etmesinler. Yani çünkü tasarım her zaman eleştirilebilir. Televizyon programıyla çok tanınır oldu Raşit Bey değil mi? Sizler de izlediniz eminim gardıroz savaşlarıyla. Ekranda da çok yakışıyorsunuz gerçekten. Çok dolduruyorsunuz ekranı. Farklı televizyon projeleri var mı? Olacak mı? Yine görebilecek misiniz ekranlarda? Yani şu an televizyonla alakalı bir projem yok. Bazen bana YouTube'la alakalı bir şeyler söylüyor ama yani YouTube'da da sadece saçmalık var yani. Biraz geçen hafta izledim, böyle o kadar garip saçma sapan şeyler var ki hani öyle bir şey de yapmamak lazım. Tam olarak bilmiyorum yani şu anda. Biraz şey yapmak lazım. Dışı. Aynen öyle bir şey yapmak lazım. Peki moda tasarım deyince burada ki herkes hak verecektir aslında çok pek çok aşaması olan bir alan. Yani planlama var, tasarlama var, üretim, satış öncesi, satış sonrası, bu memnuniyet, bunun PR'ı vesaire. Hangi aşama sizi daha çok zorluyor veya hangi aşamada ben olayım istiyorsunuz? Her aşamayı takip edebiliyor musunuz? Vallahi ben aslında her aşamayı takip edersem çok özür dilerim. Çok zor bir iş bizim yaptığımız iş. Yani sizler de bu işi yapmak istiyorsunuz. Çok zor. Önce üretiyorsunuz. Üretimden sonra onu pazarlamanız lazım, en iyi şekilde göstermeniz lazım. Tabii ki ya buna günümüzde sosyal medya inanılmaz büyük bir destek. Güzel. Eskiden yoktu yani böyle şey. Millet tasarlardı, kimsenin haberi olmazdı veya yakın şeyiniz ki. Bana şimdi çok kolay yani. İnsanlara bir hashtag ile ulaşmak çok daha basit bir şey haline geldi. Ondan sonra benim için en önemli olan kısmı tabii ki satması. Çünkü yaptığım ürünün paraya dönmesi lazım. Yeniden koleksiyon çıkarmam için, koleksiyon üretmem için. İnsanlar bazen benim böyle çok zengin bir ailemin oğlu olduğunu falan sanıyor ama aslında öyle bir şey yok. Yani biraz daha çalışmazsak para yok yani. Öyle bir yerden gelen bir şey yok. O yüzden yani yaptığımız ürünleri satması lazım. Bu çok önemli bir şey. O yüzden ne zaman bir şey tasarlarsan bazen çok beğendiğim bir şey. Yani bunu kimse giymez diyorum mesela. Bu çok kötü oldu falan diyorum. Ben onu değiştiriyorum. Evet. Aynen. Her aşamasını olmayı seviyorum yani. Evet. Zaten sosyal medyadan da takip edenler bilecek. Siz kendiniz de gösteriyorsunuz. Bir emare kendi koleksiyonlarınızı. Yani siz de bizzat haberler. Ben sürekli mağazalarındayım. Sürekli işimin başındayım. Sanırım bence başarımın kilit noktalarından biri de o. Çünkü çoğu tasarımcı mağazasına gitmez. Mağazayı açar, mağazada asla bulunmaz, müşteriyle muhatap olmaz. Millet diye şey işte randevu alır, asla randevuya gitmez, müşteriyle konuşmaz. Hep böyle bir su nokta kılır çoğu insan. Eski nesilde belki biraz daha fazla. Yok, yine daha fazla var. Yine daha fazla. Benim hiç öyle havalarım yok. Yani insanlar geldiği zaman sana şöyle bir şey artık bence günümüzde mağazaya gidip alışveriş yapmak. Bir şeye gidip bunun için hatta zaman ayırmak çok büyük bir şey. Değerli. Çünkü zaman günümüzde en değerli olan şey, yani bunun için mağazaya gitmek hakikaten bir emek yani. Ben buna çok saygı duyuyorum. Memleketiniz içinde bir şeyler yaptığınızı biliyoruz. Raşit Bankıvalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis üniformalarını tasarladı. Polis üniformalarını ve logo ve amblem çalışmalarınız oldu. Orada defileler de düzenliyor tabii. Oradaki defileler de çok ses getiriyor. Koleksiyonlarınızda ilham aldığınız bir dönem var mı diye sormak istiyorum. Mesela modanın daha böyle 50'lerden sonra diyorsunuz daha çok konuşulur oldu diyelim. 70'ler, 80'ler, hani özellikle bu dönem çok diyebilir misiniz? Ya da genel olarak koleksiyonlarınızda nerelerde ilham alırsınız? 70'ler, ya ben keşke 70'lerde yazsaydım. Keşke o dönem diskoları falan gitseydim. Böyle gömlekler açıp böyle işte şeyler, altın koreler falan taksaydım falan. Benim en çok beğendiğim dönem. 70'ler bence yani hala kadınların en fazla dikkatini çeken, yani çoğu insan belki bilmez aslında hangi döneme ait olduğunu da aslında o işte Ivan'ın hepsine çıktığı dönem 70'ler şu anda. Herkesin var yani. Gardırobunda Ivan'ın elbiseler, işte İspanyol paça pantolonlar. Hepsi bunları 70'li yıllara çıktı. Hı. O yüzden gerçekten modaya en çok, yani benim sanırım zevkime göre herhalde beni en fazla etkileyen dönem 70'ler. Ve o dönem olan işte şeyler, sanatçılar yani Cher'dir, Diana Ross'tur, bunları çoğu insan bilmez gerçi. Yeni jenerasyona ne yazık ki ama ben bunları hala takip ediyorum. Böyle sürekli bu insanların kıyafetlerine bakıp ilham alıyorum. Moda dünyasında yani yabancı kimleri beğeniyorsunuz ya da sizin moda ikonunuz bu
Var mı? Gibi. Var. Benim kimler var? Cher. Diana Ross. Zamansız, yaşsız bir kadın. Aynen. Michael Jackson. Michael Jackson. Türkiye'den de kimler var? Aylin Tayıncıoğlu. Çok güzel gelir. Cemiyet'tendir. Kadın olarak değil belki ama bence erkek olarak dünyada gelmiş gelmiş en iyi giyen erkek bence Atatürk. Bir modacı olarak define yapmak istediğiniz özel bir mekan var mı? Hep böyle hayalimde mesela şu mekan veya şuranın büyülü bir havası var, çok sıra dışı bir yer. Ben orada bir define düzenlesem ne güzel olur dediğiniz. Var. Dolmabahçe Sarayı. Çok izledim. Çok da araştırdım. Kasım Beylerbeyi Sarayı'nı da araştırdım. Kaç defa yazıştık, konuştuk ama saraylar artık bir devlete bağlı olduğu için uzun bir zamandan beri böyle, o yüzden müsaade etmiyorlar. Sarayın içinde olsa muhteşem olur yani. Harika olur. Kuveyt'le filmimizi biliyoruz mesela. Kuveyt'le. Farklı ülkelerle çalışmanın zorluğu var mı? Ya da farklı coğrafyalardan size moda anlamında farklı beklentiler geliyor mu? Farklı... Ya beğeniler çok farklı mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya da bu ülkelerle iş yapmak... Ya beğeniler kesinlikle çok farklı. Ben mesela 1,5 sene Brezilya'da yaşadım. Ondan sonra o süre içerisinde... Brezilya'da yaşadım. São Paulo'da yaşadık bir sene, ya 1,5 sene. Oradaki moda bence dünyanın her yerinden çok daha farklı. Çünkü bir kere sezonlar farklı. İnsanların modaya bakış açısı çok daha farklı. Çünkü hayat sadece short, tişört, işte parmak arası sadece. Aynen, parmak arası sadece geçiyor yani. Böyle bir lüks bir şey falan da kullanamıyoruz. Çünkü çok sayıda yan kesici falan da var, böyle bir fazla dikkat etmemeniz lazım ama moda işte kendi içinde, orada kendi içinde aslında evriliyor yani. Farkında olmadan. Onun dışında mesela en son işte Dubai'de bir defile yapmıştım işte geçen sene. Bir de Setio koleksiyonu hazırladım. Evet, buna da geleceksin tam da. Aynen. Ya aslında buna çoğu insan böyle şeyli biraz insanlar nasıl diyeyimdir ya aslında doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum da biraz çoğu tasarımcı bu konuya tereddütle yaklaşırken ben direkt hemen dedim çok güzel proje hemen yani bunu yapmalıyım dedim, müthiş bir şey. Yani bu arada cesaret edecek bir şey yok yani, çok doğru bir şey. Türkiye'de çok farklı coğrafyalardan, çok farklı inançlardan, çok farklı insanlar var. Biz de hepsinin parçasıyız yani, çok önemli bir şey bence. Çok iyi hazırlanmışsınız yani, her şey. Evet, cesaret deyince böyle sizde farklı renk kullanımlarını, onun renkleri konuşacağım biraz. Mesela Cemil Şener'in giydiği harika bir sarı kolektif var. Ya da yine kültür bir gelenek, dualda, klasik beyaz gelenek tabii ama sarı türler gördüm. Yani bu neon renk kullanımı ya da sıra dışı renk kullanımı için ne düşünüyorsunuz? Renkler konusunda renk seçimlerinizi ne belirler? Ben yani renk kullanmayı seviyorum. Türkiye'de tasarımcıların çoğu renk kullanmayı tercih etmiyor ya da renk kullanmayı bilmiyor artık, bilmiyorum yani orasını. Çoğu tasarımda işte yok işte kırmızı, siyah, beyaz. Belli birkaç renk. Öyle koleksiyon olmaz ki. İnsanlar sadece kırmızı, siyah, beyaz mı giyecek yani? İnsanlar biraz daha işte bu kolay satar mantığında yapıyor. Sizin işinizde en çok ne heyecanlandırıyor? İşle ilgili. Gelecek işte, planları olabilir ya da sürecin belli aşaması olabilir. Yani genel olarak da heyecan hissediyorum sürekli işine karşı. Ondan sonra yani... Sanırım en fazla beni heyecanlandıran şeyler işte yeni bir koleksiyon hazırlamak, işte yeni bir defile yapmak. Bunlar beni heyecanlandırıyor. Evet, şimdi göreceği için. Evet. Peki, yine böyle olmadı, hani en severek kullandığınız detay? Sarı renk. Çok seviyorum sarı renk. Benim uğur rengim olduğunu düşünüyorum sarının. Etiketlerim bile sarı. Öyle söyleyeyim. Peki, böyle moda dünyasında geçmişi de düşünerek... cevaplayabilirsiniz. Keşke olmasaydı ya da artık lütfen tekrar olmasın, tekrar gelmesin diyebileceğiniz. Bu turizm akımı hiç sevmiyorum onu. Böyle saçma sapan kollar mollar yapıyorlar ya, böyle bir yerde bir şeyler çıkıyor. Aşk Memnun Zamanı falan. Lütfen o moda geri gelmesin yani. Korkuyorum modadan. Çok yine böyle çok aşina olacağım. Her kadının gardırobunda mutlaka olsun diyebiliriz. Siyah bir elbise kesinlikle bir hikaye. Klasik ama bence çok güzel. İyi kesin bir pantolon, ceket kesin her kadının bence gardırobunda olsun. İçinde çok güzel bir böyle bir bluz, ama böyle çok güzel bir inci beyaz renkli bir bluz. Bence
her kadında olması gerekiyor yani öyle bir şey. Bir de çok güzel bir palto. Kışın palto çok önemli bence. Siyah kışın palto. Evet. Burada eğitim olan arkadaşlar bir sonraki adımda neler tavsiye edersiniz? Buradan mümkün olduğu kadar farklı yerlerde iş tecrübesine sahip olmak. Benim sanırım en fazla yapmadığım ve de yapmak istediğim şey sanırım bu olur. Yani başka insanların yanında çalışmak. Ben hemen işte 20 yaşında yapayım işte bu işe atırayım dedim. Ama işin yani ciddiyetine farkına vardığımda 26 yaşında olmuşum. Üzerinden 5 sene geçmişti yani. Evet bu yani bu 5 sene çok güzel geçti, hatalarım da oldu vesaire ama sanırım başka insanların yanında çalışsaydım çok daha farklı tecrübeler edinebilirdim. Bu inanın bana ya şöyle bir şey var, bizde de zaman zaman böyle gelip çalışan insanlar oluyor. İnanın bana çay taşırken bile o odaya girdiğin zaman o insanların yanına böyle minicik bir şey bile aldınız, hakikaten bir şey öğreniyorsunuz, o yıllar sonra bir yerden çıkıyor. Merhaba, ben Özge Öncan Özge bir şey senetinden ve Sekine Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. Sanırım kendiniz de söylediğiniz ve araştırdığınız kadarıyla çok eğitim almamışsınız bu bölümle ilgili ve aileden gelen biraz şeyler var, yetenek denediniz. Biz bu bölüm öğrencileriyiz. Sizin için değil sadece bütün moda dünyası adına sormak istiyorum. Yani eğitim ve yetenek mi daha önde? Yoksa kafa yapısı ve değişmek mi? Çok güzel soru. Ben bunlarla alakalı dün bir makale okudum daha. Yurt dışında bunlarla alakalı çok ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. Şu açıdan acaba modada eğitim gerekli mi veya ne kadar önemli diye. Bence eğitim kesinlikle gerekli ama tecrübe asla hani satın alınamayacak bir şey veyahut da diyorum zamanla edilemeyecek bir şey. Bunun içinde mutlaka şeyler var, yapacağımız hatalar var, yanlışlar var. Yani bunların hepsinin bütünü zaten tecrübe. Ben evet yani ailemden gelen yani Barka'daki bir takım şeyler benim bildiğim, öğrendiğim veya içinde doğduğum şeyler var ama işte az önce size öğrettiler. Yani benim mesela kardeşim de biz ikimiz aynı evde olup büyüdük. Benim kardeşim asla böyle şeylerle alakası yok. Yani bu biraz insanın kendi yetişilmesiyle alakalı olan bir şey. Bu tamamen aileyle alakalı bir şey değil. Ben başka bir iş de yapmak isteyebilirdim. Bunun benim kendi kişisel ilgimle alakası var yani bunun. Evet, sadece çizim eğitimi aldım. O zaman imaj making eğitimi vardı. Şimdi başka bir isimle şu an tanınıyor. Şu anda o eğitim. Ondan öyle bir eğitim aldım. Sadece o kadar ama zamanla kendimi geliştirdim yani hatalar yaparak, koleksiyonlar yaparak. Yani bir defile yapmasam bile mutlaka her son ben koleksiyon yaptım. 5 parça bile olsa yaptım. Kendi kişisel gelişimim için. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir çiziminiz var mı? Var olmaz olur mu? Yani çok var. Benim beğenmediğim bir koleksiyonum var komple. Yani keşke bir koleksiyon yapmasam dediğim böyle koleksiyonun 40 parça yani. Keşke bunu yapmasam dediğim koleksiyonum var. Var tabii ki. Ama zaten bak isim neydi? Özge. Zaten bak onları beğenmediğim için zaten sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi demiyorum asla. En iyi de denemiyorum. Böyle bir iddiam zaten yok. O zaten bence olmaması lazım. Sen çok en iyi dediği anda bitiyor yani çünkü. Yaptığım işi de hiçbir zaman beğenmiyorum. Mesela şu an dönüp mesela bir buçuk ay önce yaptım gelinlik koleksiyonu. Belki onun için değil de. Hani bundan önce yaptığım koleksiyonu mesela şu an baksam asla beğenmem. Çünkü çok daha iyisini yani yapabileceğini biliyorum yani. O potansiyele yani sahip olduğunu da biliyorum. Şeye de gelince asla öyle çok sanatsal olarak bakmıyorum ben yaptığım işe. Sanat başka şey, moda başka şey bence. Modayı sanat gibi yapan insanlar ama onların saygı duyuyorum. Ama ben hem modacıyım hem de iş adamıyım. Benim yaptığım elbise sattığım müddetçe ben ondan yani mutlu oluyorum. Çünkü bu çok şey bir yani sürekli biraz daha böyle halk ağzına söyleyeceğim sana. Otoriter değil yani yaptığınız işten para kazanmanız lazım. O çarkın dönmesi için sürekli yani yaptığınız işe yani tablo değil yani bu duvara asayım artık değil mi? İnsanın giymesi lazım ki sanırım Türkiye'deki çoğu tasarımcının hatta çok ünlü insanın en büyük yaptığı hata da bu yani. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kesinlikle eğer bana hesabını söylesin size işte çok giyilebilir şey. Yani tabii ki yani giyilebilir bir şey yapıyorum. Çünkü insanlar defilere geldiğinde ürünlerin model geçtiğinde onu kendisinin üzerine hayal etmesi lazım.
Bu çok önemli bir şey bence. Tabii ki bazen iyileşici ve transparan farklı şeyler de yapıyoruz ama o da günün sonunda hasarlandığında yani giyilebilir yani. Bu bir iş. Yani eğer modanın içinde olmak istiyorsanız buna bir iş olarak görmek lazım yani her şeyden önce. Kendinizi farklı görüyor musunuz? Yani ben farklıyım, ben daha iyisiyim diyor musunuz? Hani diğer tasarımcılardan daha farklı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hangi yanlarınızda? Kesinlikle hepsinden daha iyi. Bir konu bir devazı olabilir. Daha iyi valla onlardan yani. Ondan sonra ama şöyle bir şey, isim neydi? Bahar. Baharcığım yani şöyle bir şey, evet onların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar da kendi adlarını böyle düşünebilirler. Ama şöyle bir şey var yani ben hiçbir zaman da kendimi eleştirmekten durmuyorum yani sürekli kendimi eleştiren bir insanım yani. Sanırım en çok da sevdiğim özelliğim bu. Beni her zaman en çok yoran özelliğim de bu yani. Yani hiç kimse yaptığı, ben yani şuna %100 eminim, hiç kimse yaptığı elbise bu çok kötü bir elbise asla demez. İnsanlar bana işte şaşırıyorlar yani. Yani. Yapsın işte eleştirdiğiniz müddetçe daha iyisini yapabilirsiniz yani benim bilmiyorum böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Güzel bir şey yapın, araştırın, gerisini Allah'a bırakın. Yani çok da fazla kaderci, kısmetçi olmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. İyi bir şey yaptıktan sonra yani kendinize inandıktan sonra bir şekilde her şey oluyor diye.